Evet, şimdi dönelim AKP-MHP tarafından hazırlanan seçim ittifakına ilişkin düzenlemelere sevgili seyirciler. Az önce vermişti kanun teklifinin 9 maddelerinin görüşmeleri Anayasa Komisyonu'nda görüşmeler sonrasında kabul edildi ve komisyondan geçen bu maddeler arasında, çok tartışılan bu maddeler arasında mühürsüz zarflar da bulunuyor. İnsanın aklı mantığı almıyor ama hukuki açıdan bir de değerlendirelim. Telefon hattımızda Sayın Celal Ülgen var. Sayın Ülgen iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Baştan aşağı tartışılıyor bu maddeler ama az önce de söyledim. Bunlar arasında mühürsüz zarflar da var. Hukuk açısından, hukuk gözüyle bakmak gerekirse Sayın Ülgen, bu maddelerin önümüze bir seçim ittifakına ilişkin düzenlemeler şekliyle gelmesi, yani bu seçime bu düzenlemelerle gidecek olmamız sizin açınızdan nasıl değerlendirebilirsiniz? Evet, evet. Yani bir defa şöyle bir şey söylemek lazım. Geriye alırsak, bundan önceki seçimler siyasi iktidar açısından demokratik değil miydi? Bundan önceki seçimlerde kurallar eşit uygulanmadı mı? Neden, hangi gerekçeyle bu seçimdeki kuralları değiştirme ihtiyacı hissettiniz? Bunun cevabını veremeyeceklerdir. Yani her seçime özgü ve her seçimde siyasi iktidara ve yandaşlarına kolaylık sağlayan kurallar getirmek, deyim yerindeyse gereği geçerken at değiştirmek demektir. Her defasında kural değiştiriliyor. Bu aslında seçimlere gidilirken seçim kurallarının değiştirilmesi bir demokrasi ayıbıdır. Şöyle diyelim, batılı demokrasilerde seçim kurallarında değişiklik varsa eğer o önlerinde gelen ilk seçimde uygulanmaz, ondan sonraki seçime ertelenir. Yani siyasi iktidar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sayısal çoğunluğuna dayanarak neredeyse hiçbir seçim yapılmadan kendisinin zaferle çıktığı konusunda kural getirecek. Yani bunun adı, anlamı tamamen böyledir. Böyle okunması gerekir. Yani ben sayısal çoğunluğum var. Bu nedenle de kendimi yeniden seçme yetkisini kendime veriyorum demektir bu. Özetle, evet. Şimdi Sayın Ülgen, son günlerde bu kanun teklifinin gündeme gelmesiyle, AKP-MHP ittifakının bu kanun teklifinin gündeme gelmesiyle tabii bu maddelerde tartışılıyor birçok televizyon programında. Şimdi dün akşam benim izlediğim bir programda bu mühürsüz zarfları bir hukukçunun savunduğuna şahit oldum. Bununla ilgili nasıl, yani daha özele inecek olursak, bir mühürsüz zarf içindeki oy nasıl geçerli olabilir? Sandıkların taşınması, sandık görevlilerinden tutun da baştan aşağı sizin az önce genel itibariyle değerlendirdiğiniz konuda nasıl böyle bir şey olabilir? Yani benim aklım hafızalama almıyor gerçekten. Yani ben kimseyi suçlamak istemiyorum ama bir hukukçuya yakıştıramadığımı her şeyden önce söylemek isterim. Ama bu yakıştırma ya da yakıştırmama meselesi olarak değil, görülmemeli. Evet. Bu hukukçu olmak ya da olmamak diye değerlendirilmeli bence. Yani hakikaten özsüz bir oyun geçerli sayılması gibi dünya üzerinde hiçbir seçim sisteminde öyle bir kural yoktur ve hoş görülemez. Bunu herkes biliyor. Burada beklenen, burada korunması istenen olay seçimlerde eşitliğin sağlanması ve kurallara bağlı olarak bir seçim yapılmasıdır. Şimdi bütün bunları bir tarafa bırakıyorsunuz. Neyi anlatmaya çalışıyoruz? Dışarıdan oy satın almaların önüne geçmeyi, evet, siyasi iktidarın gücüne dayanarak genel yöneticilere ve kamu erkinde kamu gücüne dayanarak sandığın içerisine oy sokmasın diye çırpınıyoruz. Bunlar aslında bizim olduğu kadar bizden fazla siyasi iktidarın titizlik göstereceği konular olmalı. Çünkü bir siyasi iktidar iktidarda bulunmasını ya da iktidara gelmesini, şaibeli olmasını hiçbir zaman istememelidir. Ama görüyorum ki şaibeleri baştan ve bir takım yeni kurallar getirerek
üstelik çok antidemokratik kurallar getirerek işte sandık bölgelerinin birleştirilmesi gibi ya da seçim ittifakında seçim ittifakına katılan siyasi partilerden en küçüğünün bile barajı geçeceği gibi bir takım antidemokratik uygulamalar getiriyorlar. Dikkat ederseniz siyasi iktidar ne olursa olsun yeter ki iktidara geleyim gibi bir gaye vasıtayı meşru kılar anlayışıyla devam ediyor. Bu nereye kadar gidecek, ne kadar başarılı olacak onu bilemiyoruz. Ama bir şey biliyoruz ki siyasi iktidar çok tedirgin. Evet. Siyasi iktidar geleceğinden çok kuşkulu. Bu nedenle bu derece antidemokratik kuralların gölgesine sığınmak istiyor. Bu derece antidemokratik kurallarla iktidarda kalmak istiyor. İşte bir tarafta çeşitli oyunlar yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'ni işte PKK ve FETÖ ittifakçısı gibi göstermek için cepheler kuruyor. Öbür taraftan da işte CHP'nin HDP seçmeninden o istemesini de işte PKK ile eşgüdüm gibi yorumlamaya çalışıyor. Evet. Bu tuzağa düşmemek lazım. Yani eğer bugüne kadar AK Parti açılım süreci başta olmak üzere PKK ile veya onun türevleriyle işbirliği yapmışsa ve buraya kadar gelmişse çok masum bir biçimde HDP'nin seçmeniyle Cumhuriyet Halk Parti'nin bir odağa doğru gitmesinin hiçbir sakıncası yoktur ve bundan çekinmemesi gerekir. Bu tuzağa düşmemesi gerekir. Evet, umuyoruz öyle. Şimdi AKP-MHP ittifakının amacı bu ama buna bir takım şeyler, imkanlar da hazırlamamak lazım. Yani desteklememek lazım ki bizim amacımız aslında bu teklifin içindeki maddelerin Türkiye'yi nereye sürükleyebileceği, yapılacak bu hukuksuzluklarla nereye gidebileceği noktasında tartışarak, konuşarak bunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ki hele hukukçular, en objektif bakması gereken kesim hukukçular. Umarız doğru yolu bulur herkes diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ülgen. Ben de teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağ olun.